Günaydın. Günaydın. Duş almak isterseniz sıcak suyumuz ve temiz havlumuz mevcuttur küçük hanım. Uyumak istiyorum. Senin gidecek bir işin yok mu? Kendi ofisimde çalışıyorum. İstediğim saatte giderim. Oh, nerede bizde o lüks? Meslek işte. Mecburum gitmeye. Yapıyoruz. Ben çalışacağım herhalde. Hafta sonu için bir planın var mı? Yok ama benim işim belli olmaz. Önceden bir plan yapamam. Tekrar görüşecek miyiz? Tabii. Seni ararım. Telefon numaramı bile istemedin. Aa, sahi versene. Gerek yok. Affedersin Esra. Niye bozuldun ya? Adım Serra. Günaydın İncim, Ercan. Günaydın. 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 Hayırlı işler Müslüm. Sağ olun abi. Hadi kızım, amma beklettin sabah sabah. Bir dakika. Kaç tane verdin? Bir tane abi. Al bakalım. Allah bereket versin. Allah Ahmet amca. Hayır. Simit benden. Sen paranla meyve suyu alırsın. Teşekkür ederim. Hadi gel seni bırakayım. Ettin. Ben yürüyeyim. Çalışsa bile yolda kalır o. Duyarsa bozulur. Ama hep bozuk. Gel cimcime gel. Hadi gidelim bakalım. Ama ne söz söylemeyecek. Bu kız ne diyor oğlum? Hadi utandır onu. Dedim ben. Şimşek, nazlanma. Bak abla okula geç kalacak. Nereden ablası oluyormuşum ben onun? O benim dedemden bile yaşlı. Sen böyle söylersen çalışır mı daha? Hadi Şimşek, mahcup etme beni. Hadi koçum, hadi. Hadi Aslı. Hadi üzme beni. Kulakları da duymuyor. Bak bugün çalışırsan yarın bakım yaptıracağım sana söz. Deyip de taktıracak. Hadi Şimşek. Artık gidebilir miyim? Neredeyse zil çalacak. Hadi koş. Ahmet amca, hafta sonu gezdirir misin beni? İyi dersler. Sana da. Bana da mı? Şoför değil miydin lan? Hayır abi. Çık. Hop. Çekil. Bak yapma. Çekil. Günaydın, günaydın abi. Günaydın. Ulan şu arabaya vallahi uyuz oluyor. Ne bozuluyorsun oğlum? Adamın babası milletvekili. Polislik yapmasın o zaman. Gitsin başka yerde hava atsın. Gerçek tabancalarla kim oynayacak? Ya dedikodu yapmayın. Çocuk işini iyi yapıyor. İdealist bir kere. Ben seviyorum. Vay. Cinayet masasına geçmek için dilekçe verdin ha? Yağcı. Günaydın. Hemen getiriyorum abi. Eyvallah. Günaydın. Ah yine çok yakışıklı. Safik olsun. 1000 tane gönlüm olsa birini vermem. Aman duymasın, üzüntüden ölür. Günaydın. Günaydın. Kebapçı cinayetiyle ilgili dosyayı masanıza bıraktım. Ha sağ ol. Zanlının durumu nasıl? Hastanede. Hala kendine gelemedi. Yanına kimseyi almıyoruz. Kendine geldiğinde haberimiz olsun. Baş üstüne. Bu sene de şampiyon olduk, seneye de şampiyon olacağız. Bunu şimdiden söylüyorum. Göreceğiz, göreceğiz. Günaydın. Günaydın başkomiserim. Erkencisiniz. Benim Şimşek çalışmadı köfteor. Çalıştı deseniz haber olacak. İlgilenemiyorum ki garibanla. Bir bakım yaptırsam tozunu attırır ortadan. Egzozundan zehirlenmeyin de demedi demeyin. Ha. Kebapçı cinayetinde dosyayı karış karış inceledim. Tanıkların ifadelerine bakılırsa zanlı bütün gece maktulle berabermiş. Saatlerce yiyip içmişler. Kebapçıda. Evet. Sonra birden tartışmaya başlamışlar. Adam önce maktulü vurmuş, sonra da paniklemiş kendini vurmuş. Kebapçıda. Evet. Ne yemişler? Urfa, Adana, Beytin ne bileyim ne varsa yemişler. Canınız çekti galiba. Ayrıntılar bazen büyük gerçeklerin arkasına gizlenir. Her zaman söylerim. Bazen ben buradayım diye bağırır ama sesini duyuramaz. Her zaman söylersiniz. Bence tanıklar bir kez daha sorguya çekilsin. Vejetaryen adama saatlerce nasıl et yedirmişler çok merak ettim doğrusu. Adam vejetaryen miymiş? Dün hastanede karısıyla konuştum. Adam kasabın önünden bile geçemiyormuş. Belli ki kokusuna tahammül edemiyor. Yalan söylüyorlar. Cinayet başka yerde işlenmiş, ceset oraya taşınmış olabilir. Tüh ya, nasıl atladım ben bunu? Sıkma canını genç, iş işten geçmedi. Dosya kapanmadı nasıl olsa. Alo, kim? Bağla. Serdar, çok mahcubum sana. Kusura bakma ya, cenazeden beri arayamadım seni. Şehir dışında, görevdeydim. Ne var ne yok? Ne? Ne diyorsun? Yapma ya. Ne zaman fark ettiniz? Tamam tamam, hemen geliyorum. Kabristan'da buluşuruz. Ne oldu? Ya olacak iş mi? Geçenlerde ölen bir ahbabımın mezarı açılmış. Cesedin çalınmış olmasından kuşkulanıyorlar. Hangi mezarlık? Eyüp. Hadi bir bakalım şu işe. Dün bismillah deyip kabri yapmaya başlayacaktım. Mermerleri getirdim. Baktım bir tuhaflık var. Eşelenmiş, azalmış. Kenarda da şöyle bir toprak yığını. Yani siz geldiğinizde mezar kapalıydı ha? Evet işte. Şüphelenince Serdar Beyleri aradım. Mezarın açılmasına siz mi izin verdiniz? Mahmut Usta Ceren'le konuşmuş. Ben yokum. Ben önce ne olduğunu anlamadım. Mezarı yapmak için açacaklar sandım. Aklıma mı geldi? Emin olmadan telaşlandırmak istemedim komiserim. Yani önce bir bakayım, kontrol edeyim dedim. Açtınız ve cesedin olmadığını fark ettiniz. Nasıl fark etmeyeceksin? Koskoca mefta yok olmuş. Daha ölümüne alışamadım. Şimdi de bu kabus gibi ya. Ceren'cim lütfen. Ama niye? Niyesini araştıracağız. Başkomiserim, etrafı araştırdık. Bir ipucu yok. Bekçiyle konuştunuz mu? Evet başkomiserim. İfadesini aldım. Hiçbir şey görmediğini söyledi. Merkeze alalım mı? Gerek yok. Şimdilik adresini, telefonlarını alın. Baş üstüne komiserim. Emriniz yoksa biz dönüyoruz efendim. Tamam. Merhumenin altın dişi var mıydı? Bilmem, hiç hatırlamıyorum. Ha, anladım. Benim de aklıma geldi. Ne geldi? Eğer cesedin üzerinde değerli bir şey varsa... İnanmıyorum. Yani annemin altın dişleri yüzünden mi? Vahşet. Sizin için çok zor biliyorum. Ama her olasılığı değerlendirmek zorundayız. Altın dişi için merhumeyi almazlar ki komiserim. Öyle olsa dişleri alırlar, gerisini bırakırlar. Yani meftayı niye almışlar? Mesele burada. Babaannem yüzüyle gömüldü. Ah bak, bu önemli işte. Şşş, azıcık sus. Affedersiniz komiserim. Nasıl bir yüzüktü bu? Eşinin armağanıydı. Hiç parmağından çıkarmazmış rahmetli. Vasiyeti vardı. Yüzüyle gömülmek isterdi. Biz de yerine getirdik tabii. Bence hata. Hayri! Benim oğlan. Ne olur gidelim artık buradan. Tamam canım, gidiyoruz. Ne oldu? Taşını takmaya geldim, mezarın meftasını çalmış şerefsizler. Yapma ya. Bir şey duyarsan, şüphelendiğin bir şey olursa hemen haber ver. Tabii olur komiserim. Sen de delikanlı. Olur. Yalnız bırakmayalım. Nasıl isterseniz amirim. Tuğçe'yi ara. Güllerim var, papatyalarım var, karanfillerim var. Hoş geldiniz. Bak çok güzel çiçeklerim var, papatyalarım var, karanfillerim var. Papatya istiyorum. Ha, vereyim ben kızıma. Alo. Selam adli tabip. Selam kasıntı polis. Ne haber? İyidir söyle. Öylesine aramış olamaz mıyım? Sen işin düşmeden aramazsın. Bir şey bulayım o zaman. Kimliği belirsiz bir eks var mı? Var. 70 yaşlarında erkek. Esenler'de otogarda ölü bulunmuş. Onu biliyorum. Başka? Bir de kadın var. Yaş 30. Boğazı kesilmiş. Çok genç. Bize 85'lik biri lazım. Mezardan çıkarılmış. Şu anda elimizde yok. Alacıysanız depodan getiririz. Ay çok da komiyiz. Eğer gelirse beni ya da Ahmet Bey'i ara, olur mu? Tamam. Özel olarak ilgileniyor. Teşekkür ettim. Hoşça kal. Annem pazar sabahları deniz kenarında kahvaltı etmeye bayılırdı. Rahmetli keyfine düşkündü. Bırakmadılar ki amca. Mezarında rahat yatsın. Ağlama, bulacağız onu. Ruhunu huzura kavuşturacağız. Ona borcumu ödeyeceğim. Az hakkı geçmedi bana. Annenle ne güzel anlaşırlar. İkisi de toprak oldu. Biri. Biz kaçalım artık. Siz de toparlanın. Merkeze görüşürüz. Olur mu öyle şey? İçeri buyurun. Rahatsız etmeyelim. Ne demek? Buraya kadar zahmet ettiniz. Bir kahve içmeden dünyada bırakmayız. Girelim 5 dakika. Katiller! Ahmet Ata. Ahmet? Sen de mi bunlarla birliktesin? Dadı. Kimlerle dadı? Katillerle. Dadı lütfen. Ferhunde'yi öldürdüler. Yeter artık. Onu ondan doğanlar öldürdü. Kes şunu dadı ne olur. Çek o eller üstünden. Serdar ne oluyor? Bu ellerle zehir attın değil mi onun sütüne? Sus dadı. Duyan da sahi sanacak. Sahi ya sahi. Her gece ben götürdüm Ferhunde'nin sütünü. Bu aldı elimden kendi götürdü. Sabah çıkmadı Ferhunde. Tamam sakin ol. Katil. Dadı. Tamam gel. Sakin ol. Serdar'ım bırakma beni. Tamam gel çıkalım. Sen gel benimle. Annemin ölümü Nedime dadıyı çok sarstı. Bir türlü toparlanamadı. Önceleri yaşlılığına verdik. Acısından ne dediğini bilmiyor dedik. Ama kendi uydurduğuna inanmaya başladı. Gördünüz halini. Vallahi korkuttu beni. Buyurun. Sağ ol. Her sabah başlıyor gece rüyamda Ferhunde'yi gördüm diye. Buyurun. Ha. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Sözde rahmetli, ecelimle ölmedim, beni öldürdüler diyormuş. Peki nasıl öldü? Yanlış anlamayın, bizimki sadece alışkanlık. Doktor kalp yetmezliği diye raporu verdi. O raporu fotokopiyle çoğaltıp bütün esnafa dağıtacağım valla. Esnafa mı? Niye? Niye mi? Bakkal, kasap, manav herkese aynı hikayeyi anlatıyor da ondan. Üstelik bizi karakola şikayet etmiş. Karakola mı şikayet etmiş? Sormayın. Bizi ihbar etmeye gitmiş. Aynı saçmalıkları anlatıp ağlamış sızlamış. Zabıt bile tutmuşlar. Allah'tan komisere durumu anlattık da başımıza iş açılmadı. Anne! Aa, hani sen uyuyordun? Gel oğlum, bak misafirlerimiz var. Gel bakayım buraya. Amma büyümüş. Gel bakayım, hatırladın mı sen beni? Anne, Dudu pudingimi çöpe attı. İçinde zehir varmış. Hey Allah'ım. Gel ben sana başka vereyim. Hadi gel. İşiniz zor. Doktor bu duruma ne diyor? Yani bir doktora götürdünüz herhalde. Tabii. Sakinleştirici verdi ama ilaç içirmek ne mümkün. Zehir diyor, içmiyor. Ya daha kötüye giderse ne yapacaksınız? Ailece çıldıracağız. Bak amca, yine kızacaksın ama en iyisi bir bakım evine yatırmak. Ceren. Mantıklı. Bunu aklından çıkar. Haksız mıyım siz söyleyin. Hadi biz neyse. Ama çocuk acayip etkileniyor. Vallahi biz ne diyelim, aile meselesi. Deli meli, o annemin yadigarı, öyle bir köşeye atamam. İyi o zaman. Oturalım hep beraber kafayı yiyelim. Affedersiniz ya. Sinirlerim çok bozuldu. Neyse biz gitmek zorundayız. Tamam. Geldiğiniz için çok sağ olun. İyi günler. Ben sizi yolcu edeyim. Oo, arabayı değiştirmişsin. Benim değil, Ceren'in. Görüşürüz. Görüşürüz. İyi günler. Şerefsizler. Ne istemişler mezardaki meftadan? Bilmiyoruz ama öğreneceğiz. Yatacak yerleri yok vallahi. Var cezaevi. Sağ ol. Afiyet olsun abi. Ha cezaevi dedin de gördün mü yeni cicilerimi? Hayır gelir gelmez dikkatimi çekti de lafa dalınca soramadım. Ne iş? Ben Sinop'ta yatarken bir müebbet Sami vardı. Severdi beni. Millet karşısında titrerken ben kafa tutmuştum adama. Orada da yapmışsın yapacağını. Hoş peşimiz de iyiydi. Sonra ben çıktım. Onu Buca'ya yolladılar. Yolum düştü bir iki kere uğradım. 2 ay önce babası öldü. İlgilendik tabii. Sevaptır diye. Duymuş. Bana bunu bir de bunu yollamış. Cezaevi hatırası ha? İlmek ilmek dert dokuyorlar hapiste Ahmet. Sen de dikiş dikmiştin değil mi? O da senin başının altından çıkmıştı. Beni içeri tıktırdığın yetmedi. Bir de müdürle konuşup tersaneye gönderdi. Anlı şanlı kabadayı elinde iğne iplik yastık dikerekten mahmure. Ahmet, beni tahrik etme. Bak elimi ayağımı çektim bu işlerden. Düzenimi kurdum. Bana bak, kendini öldürtüp de beni hapse gönderme ha. Sen bana kıyamazsın Dursun. Doğru vallahi kıyamam. Sen benim can dostumsun Ahmet. Doğru yolu senin sayende buldum sayılır. Yoksa o işlerin sonu yok. Su testisi su yolunda kırılacaktı bir gün. Bu kadar nostalji yeter. Söyle bakalım, nasıl bulacağız şu kadar beceleri? Vallahi bilirsin, istihbaratım iyidir ama... Bilmez olur muyum? Az faydan dokunmadı teşkilat. Canım feda. Ama bu tipleri hiç tanımıyorum. Yine de ben bir sondaj yapayım. Sana haber veririm. Makbule geçer. Hadi ben kaçtım. Otur da bir şeyler söyleyelim. Ya da bir yerlere gidelim. Hani böyle balık malık. Sağ ol. Canın ev yemeği çektiyse eve gidelim. Süreyya da sevinir. Başka zaman. Sula'ya uğrayacağım bu akşam. Şöyle söylesene sen. Ne yoruyorsun bizi? Biliriz. Sula Hanım deyince akan sular durur. Sen var ya böyle yani yaşlandıkça bir tuhaflaştın. Böyle zevzek bir şey oldun. Hadi hadi. Ben seni tutmayayım hadi. Attım. Benim dükkanımda içki ağızdan içilir. Başka yerden değil. Ayıp oluyor ama. Hadi yallah be. Benim korkunç dükkanına mı kaldık? 2 kadeh içti başladı gazele. Hamam sandı burayı. Neyse hoş geldin. Hoş bulduk. Vallahi attı adamı dışarı, gördün değil mi? Helal olsun be. Size neşeli bir şeyler çalayım da neşelenin biraz ha. Teşekkürler. Aslında seni de içeri almamak var ya. Neyse. Ne yaptın yine? Geçen hafta uğramadın hiç. Gözüm yollarda kaldı. Yoğunluk ya. Gece yarılarına kadar çalıştık. Canımız çıktı. Bak bakayım yüzüme. Tamam inandım. Neydi bu şimdi? Yalan testi. Seni bunca zamandır tanırım. Yalan mı konuşuyorsun, doğru mu? Yüzüne bakar anlarım. Yalan söylemeye ne mecburiyetin var Sula? Doğru, yok. Ben soğukları getireyim. Ha? Genç de gelecek mi? Hayır, işi var. Tamam. Nerede olduğunu söylemeyeyim, iştahın kaçar. Aman. Haklısın, bu olamaz. Söyledim sana. Sence niye yaptılar bunu? Aile zengin mi? Evet. Para sızdırmak için olabilir. Öyle olsaydı şimdiye kadar çoktan ararlardı. Ölüm nedeni? Kalp krizi. Şüpheli bir durum yok yani. Raporu kontrol ettim. Hani şüpheli bir ölüm olsa otopsi yapılmasını istemeyen biri cesedi çalmıştır diyecektim. Aklın yolu bir. Ben de bunu düşündüm. Hı. Evde onu diyen biri var ama biraz kaçık. Bak olayı baştan alalım, tamam mı? Kusura bakma ama 3 saattir fazla mesai yapıyorum, yoruldum. Evime gitmek istiyorum. Baştan seviyorsun galiba. Gerçekten yorgunum, acıktım da. İşte bu. Sonunda yemek lafı açıldı. Nereye gidiyoruz? Teşekkür ederim ama... Yo, ben sana teşekkür edeceğim. Hadi yürü. Harika bir yere götüreceğim seni. Hay Allah, peki. Kaç gündür bu akşamın hayalini kuruyorum biliyor musun? Şık bir mekan, masada mumlar. Kadehimi kaldırıp güzel gözlerine bakıp diyorum ki... Bir daha sakın benimle iddiaya girme Tuğçe. Ne? Atikali davasında yemeğine iddiaya girmiştik, unuttun mu? Hatırladım yani, unutmadım. Hani ben en başında cinayet demiştim. Sen de lıttırıbıt semto bilmem nesi diye inat etmiştin. Hatırladın mı? Unutmadım dedim ya. Bir sürü testten sonra dediğime gelmiştin. Ay yeter, yürü gidelim artık hadi. Hop makinist. Tamam Recep abi. Patlama. Ben bakarım. Hoş geldiniz. Merhaba. Buyurun. Merhaba abi. Afiyet olsun. Bakalım abi. Al şunu. Aa, bırak şu gazeteyi Ahmet. İki satır keyif edeceğiz şurada. Yeter o vefasız için üzüldün ya. Unut artık. Sağ olsun medyamız unutturmuyor. Medyayı suçlamak da moda oldu. Sen önce parmağındaki yüzüğü çıkart. Bak bana. Eski hayatımdan en ufak bir iz bile görüyor musun? Kazıdım attım bütün kötü anıları. Canım dediğimin, canıma kastettiğimi, hepsi. Burhan yapma, çek cezanı, kurtul. Kes sesini. Yapma Burhan. Yaklaşma, yaklaşma. Yapma diyorum. Öldürürüm kadını. Yaklaşma. Yaklaşma. Bak, öldürürüm kadını. Yaklaşma. Kes sesini. Bırak kadını, etrafın sarıldı. Yaklaşma. Burhan. Yaklaşma. Yaklaşma dedim. Öldürürüm kadını. Hatırlamıyor musun? Sana baktıkça... Sana baktıkça sadece şükrediyorum. O gün karşıma çıktığın için. Hayatımı kurtardığın için. İyi ki varsın be. Hadi şerefe. Yeter çektin Ahmet. Yolun yarısını geçtik biz Ahmet. Bize rahat huzur lazım. Bir de o şarkıdaki gibi. Aşk lazım. Aşk. Tam ağlayacaktım, güldürdün beni. Ya. Sula hesap alsana. Alır mısın? Alır mısın? Tamam anladık. Ağzında yemek varken konuşulmaz ama arada muhabbet de etmek lazım. Kusura bakma, kafam başka yerde. Ne düşünüyorsun? Hesabı nasıl ödeyeceğimi. Bunu iddiaya girerken düşünecektin. İyi de bari gideceğimiz yeri ben seçseydim. Böyle lokmalar boğazıma dizilmeseydi. Yapma ya. Kendimi suçlu hissediyorum. Gitti maaşın yarısı. Bakalım ay sonu nasıl getireceğim. Amma ağlandın ya. Ağlanırım tabii, ben senin gibi babadan torpilli değilim. Bak şu babadan torpilli lafına çok bozuluyorum. Ciddi söylüyorum. Niye bu mesleği seçtin? Bir, baba torpili, iki. Gerçekten niye polis oldun Yiğit? Garson, Şöyle daha kaliteli, daha pahalı bir şarabınız var mı? Var efendim, hemen getireyim. Teşekkür ederim. Hayatta ödemem, bilmiş ol. Ödeyeceksin, benimle uğraşma. Niye cevap vermedin? Konuşmak istemedim. Sen de kimseyle konuşmak istemiyorsun. Bu akşam 3 oldu. Seninle konuşuyorum ya. Ne konuşuyorsun? Soruma bile cevap vermedin. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Arda beyler geldiler mi? Henüz gelmedi. Hangi masa bizim acaba? Şurada efendim, buyur. Sağ olun. Bu o, Ceren. Babaannesinin cesedi çalınan. Pek etkilenmişe benzemiyor. Sabah perişandı, şimdi nasıl değişmiş, hayret bir şey. Sen babaannesiyle ilgileneceksin, torunuyla değil. Bir dakika iznini rica edebilir miyim? Aman efendim, ne demek, buyurun. Hemen dönerim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok klişe olacak ama bu ne tesadüf diyeceğim. En uygunu bu galiba. Ben de başka laf bulamadım. Nasılsınız? Sağ olun. Sizi sormaya gerek yok. Çok iyi görünüyorsunuz. Toparlanmaya çalışıyorum. Buyurun oturun. Arkadaşım var. Siz buyurun, yalnız kalmayın. Teşekkür ederim. Ben de arkadaşlarımı bekliyorum. Madem karşılaştık, değerlendirelim bari. Babaannenizin avukatıyla görüşmem lazım. Adres ya da telefon verebilir misiniz bana? Tabii. Kaleminiz var mı? Söyleyin, kaydedeyim. 0212 327 4592. Hı hı. Peki herhangi bir gelişme var mı? Şimdilik yok. Ama merak etmeyin. Bir şey bulursak size hemen haber vereceğim. Memnun olurum. İsterseniz yarın öğle yemeğinde size bir rapor sunabilirim. Öğleyin işim var. Akşam? Olur. Şahane. O zaman detaylı bir rapor veririm. Kaç gibi sizi arayayım? 7:30 iyi mi? Hı hı. Görüşürüz. Masadaki hanımefendi? Hanımefendi gittiler efendim. Gitti mi? Hesabı ödedi efendim. Siz devam edecek misiniz? Evet. Hayır. Hayır. Alo. Zarfı açtın mı? Kimsin? Hafızanı yok mu? Acaba ben kimim? Alo. 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 Ben Dursun. Ha, sen miydin? Başka birini mi bekliyordun? Yo. Şükür evin yolunu bulabildin. Durmadan çaldırıyorum ya. Cepten arasaydın ya. Ne bileyim. Sula Hanım'ı rahatsız etmeyeyim dedim. Dursun, sadede gel. Sen gittikten sonra birkaç yeri aradım. Ahmet, bu şerefsizleri bilse bilse Kürdan Kamil bilirmiş. Kürdan Kamil mi? O kim? Kulağı deliktir, ahtapot gibi bir herif. Epeydir oralarda görünmüyordu. Eminönü'nde Büyük Çukur Han vardır, bilir. Hı hı. Orada çay ocağı işletiyormuş. Başka işler de çeviriyor derler ama günah boynuna. Adımı ver, sana yardımcı olur. Tamam, sağ ol. Ne öyle kısa kesiyorsun ya? Tamam. Kusura bakma, yorgunum. Hemen yatacağım. Ne Sula Hanım, çok mu içiyor yoksa? Dursun. Tamam, hadi Allah rahatlık versin. Sağ ol, iyi geceler. Nedime uyan. Nedime ben geldim. Sustan kurtaran yok. Sus, bağırma. Sus diyorum. Ceren, ne yapıyorsun? Katil öldürecekti beni. Saçmalama. Ben sadece beni boğmaya kalktı. Yalan söylüyor. Ceren, lütfen kendine. İftira ediyor ya. Serdar yetişmeseydi sıkmıştı gırtlağımı. Sayıkladığını duydum. Sadece bakmak için geldim ya. Serdar yalan söylüyor. Tamam. Yalan söylüyor. Uyku sersemi beni görünce bağırmaya başladı. Ben de susturmak istedim. Yemin ederim. Anne. Git odana çabuk git. Ben seni götüreyim. Bu gidişle hepimiz kafayı yiyeceğiz. Serdar oğlum, polis çağır çabuk. Yapma. Kimsenin sana zarar vermek istediği yok. Boğuyordu beni. O bu evden gidecek. Başka yolu yok bunun. Ceren! Bırakma beni oğlum. Tamam tatlım, biz de uyuyacağız ama. Geri gelecek, beni öldürecek. Yanımda kal. Sabah kadar kal. Tamam dadı. Kapıyı da kilit. Kimse giremez içeri. Ceren haklı. Bu evden gitmesi lazım. Perdeleri de kapat. Tamam dadıcığım, tamam. Ne diyorsun? Bence kan. Bence de. Rengine bakılırsa oldukça eski ama kan olmayabilirdi, bilmiyorum. İncelemem lazım. Uzun sürer mi? Birkaç gün içinde sonuç alırız. Ben hemen arkadaşlara ileteyim. Bununla bizzat ilgilenmeni rica ediyorum. Nasıl isterseniz. Ben kaydını gireyim. Kayda kuyda gerek yok. Bu özel bir durum. Yani şimdilik özel. Kimse bilmese iyi olur. Anlıyorum. Girin. Selam Tuğçe Hanım. Amirim. Niye şaşırdın öyle? Bu saatte sizi burada görünce birden... Yeni bir kimliği belirsiz gelmiş de Tuğçe haber verince koştum. Yanlış alarm. Bu gelen Ferhunde Hanım'dan 20 yaş gençmiş. Otursana. Hayrola, seni hangi rüzgar attı? Biz Doktor İrfan'la program yapmıştık dün gece. Ekti beni. Hesap sormaya geldim. Ama yerinde yokmuş. Telefon etseydin ya. Boşu boşuna geldim buraya. Ettim ama açmadı. Bir şeye bozuldu galiba. Anlayamadım. İrfan Bey'in hassas bir yapısı var. Çabuk kırılıyor. Ben öyle karışık bir şey yapmadım. Neyse canım. Bir program daha yapar, konuşur, anlaşırsınız. Şimdi işimize bakalım. Hadi marş. İyi çalışmalar Tuğçe. Sağ olun, size de. Dün gece için bir açıklama bekliyorum. Amirin de seni bekliyor. Sallanma. İşimiz gücümüz var. Kim sallanıyor amirim? Sabah bir sürü iş bitirdim. Aferin, elman kızardı. Yakında kırmızı kurdeleyi de takarız yakana. Ferhunde Hanım'ın avukatına gittim. Bütün miras Ceren ve Serdar'a kalmış. Biri oğlu, biri öbürü oğlundan olan torunu. Onlara kalmayacak da bana mı kalacak? Ceren'le arası iyi değilmiş. Kızın maddi durumu çok kötüymüş. Evinin kirasını bile ödeyemiyormuş. Ferhunde Hanım sokakta kalmasın diye yalıya taşınmasına izin vermiş. Madem durumu kötüymüş, o cipi nasıl almış? Ferhunde Hanım'ın mimarlık bürosu açması için verdiği parayla. Sonra büro için yeniden para istemiş. Alamayınca epey patır çıkmış. Böylece senin şüpheliler listene girmiş. Güzel. Avukat ziyareti verimli geçmiş. Bakalım Kürdan Kamil'den neler öğreneceğiz. Yoklar galiba. Buraya geldik. İkili oğlum ikili. Satılan mal geri alınmaz. Ama fotoğraf da çekiyor diye aldım ben bunu. Çalışmıyor bile. Oğlum oynarken bozmuşsundur. Ayıp oluyor ama. Bak aslanım. Ucuzetin yağlı hesabı. Spot mal bu kadar olur. Ama ayıplı mayıplı cavcav edersen o telefonu alır. Senin öyle bir fotoğrafını çekerim ki cümle aleme ibret olur. Hadi uza şimdi. Hadi. İkile. İkile. Saygılar abim. Eyvallah koçum. Bakar mısınız? Kürdan Kamil'i arıyoruz. Ben danışma değilim kardeşim. Tanıyor musun onu? Kimin aradığına bağlı. Ya şov yapma, tanıyor musun onu söyle. Dursun buralarda olduğunu söyledi. Çay ocağı işletiyormuş. Dursun'u da Kalsın'ı da tanımıyorum, tamam mı? Ben ikisini de tanıyorum. Kamil benim amirim. Neye uğraştırıyorsun bizi? Vallahi zaman kötü, kolla gözü. Affedersiniz, buyurun emrinizdeyim. Ama rica ederiz. Buyurun bir çay için. Fazla vaktini almayacağız Kamil. Bir iki şey soracağız. Tabii, istediğinizi sorabilirsiniz. Oturmaz mısınız? Böyle iyi, böyle iyi. Dursun abi gönderdi demek. Nasıl, kendisi iyi mi? İyi, iyi. Senin yardım edeceğini söyledi. Elimizden gelirse seve seve yaparız. Kadavracıları tanır mısın sen? Az buçuk. Kim bunlar? Bunlar abi rezil herifler. Dirileri bitirdiler, şimdi de ölüleri soyuyorlar. Mezarlıkları parsellemişler. Her birinde biri çalışıyor. Ekip falan kurmuşlar ha. Bize isim lazım, isim. Karaca Ahmet'te vampir Necati var. Edirne kapıda zikzak ziyağı var. Böyle çarpıldı. Hala akıllanmadı ha. Başka? Başka Feriköy Drakla Davut'un elinde. Tövbe etmiş diye duydum ama inanmadım. Eyüp'te de Hayri var. Hayri mi? Ha. O tek tabanca çalışıyor. Bir nevi baba mesleğini yürütüyor. Adam mezarcı. Adı Mahmut. Anlayacağınız, babası gömüyor, oğlu soyuyor. Senin de sohbetine doyum olmuyor. Sağ olasın amirim. Güle güle amirim. Şşt, bir çay ver lan. Adam Sula. Sağ ol Raci. Şahane peynir geldi, tam mezelik. Çocuğu gönder de vereyim iki teneke. Bir teneke kafi gelir. Onu da beğenmezsem geri gönderirim ha. Bilmez miyim, bilmez miyim? Hadi hayırlı işler. Teşekkür ederim. Oo, hoş geldiniz madam. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ne zaman ucuzlayacak bu çalı? Ucuzladı işte. Senin ucuzluk mefhumun budur. Ne vereyim? Kestane mantarı geldi mi? Yok ama şahane deniz bölgesi var. Taptaze. Aa şahane, ver bakalım. Lezzetlidir ama zahmetlidir Meret. O zahmete değecek müşteri var bende. Ne mutlu size. Hadi hoşça kal. Sağ ol ablam, nasıl gelsin? Domates, domates, domates. Hayırlı işler. Sağ olun. Bana şu filenin içine domates, salatalık koysana biraz. Tamam. Biraz da sivri biber koy. Kaç numara? Turatan Caddesi 36 numara. Tamam. Çıksın biz de oraya. Abi, İstemez. Ya bak, amca boyatır bak. Abi, sen kal bakalım burada. Ücreti alayım abi. Ne? Ücret. Ne ücreti be? Park ücreti. Burası otopark mı? Paşa ver paranı, git selametle. Vermezsem ne olur? Arabanın fiyakası bozulur. Ulan sen kimi ediyorsun lan? Alo. Merhaba Sula. Hiç, iş güç. Meşgul etmeyeyim seni. Şey diyecektim, akşam dükkana bekliyorum. Nereden? Söz vermeyeyim, benim için belli olmaz. Gel. Sana deniz börülcesi yapacağım. Börülce mi? Gitmez. Fava da yaparsan gelirim. İstediğim fava olsun. Bekliyorum. Ne bakıyorsun lan, polis çağırsana! Polis mi istiyorsun ha? Al sana polis. Ha? Oldu mu? Hadi! Koş lan koş! Bitti mi? Hoş geldiniz madam. Al. Ay, kollarım koptu vallahi. Çarşıda bir kalabalıktı ki sorma. Ben size bir yorgunluk kahvesi yapayım. Oturun şöyle. Ha, sen koş Raci'ye. Peynir verecek. Tamam. Hadi çabuk. Ay. Dolmaların içi hazır mı? Evet madam. İyi. Biberleri ben doldurmaya başlayayım. Ciğeri de Edirne usulü kestirdim. Koyuver dolaba. Ha, deniz börülcesini elleme. Onu ben yapacağım. Ahmet Bey gelecek anlaşılan. Bu ne? Bilmem, poşetten çıktı. Anası beni ufacıkken bıraktı kaçtı. Ben de kendime zor bakıyordum. İyi büyütemedim, okutamadım çocuğu. Hepsi sapsuzlara takıldı, o da serseri oldu çıktı işte. Ya hayat hikayeni dinlemeye gelmedik buraya. Söyle, Hayri nerede? Bilmiyorum dedim ya. Hayri diyorum. Nerede? Vallahi bilmiyorum. Yeter be, zamanımızı çalma. Tamam. Sakin ol. Bak Mahmut. Paşa söyle. Gidip alalım çocuğu. Yoksa yardım ve yataklıktan sen de ok altına gidersin. Söyledim size komiser bey. Nerede, ne yapar, kimlerle düşer kalkar bilmem. Ayda yılda bir uğrar eve. Uğramaz o sen. Her seferinde hır çıkarır. Dağıtır etrafı, defolup gider. Yeri gelir el bile kaldırır. İçki, kumar, her türlü pislik var onda. Yine de koruyorsun onu. Evlat be komiserim. Başına bir iş gelse benim ciğerim yana. Fazla uzatmasak amirim. Bastı beni burası. Anlaşıldı. Sizi biraz misafir edeceğiz Mahmut efendi. Ne? Nasıl yani? Bu soğuk taşlar arasında üşümüşsündür. Emniyete götürüp ısıtacağız. Etme eyleme komiserim. Biz de işimizi yapıyoruz. Zorluk çıkarma. Ben gelemem, işim var. Kapatamam burayı. Patron bozulur. Önce paşa eve gidiyoruz. Mahalle civarına bakıyoruz. Sonra emniyette seninle ilgilenirler. Her şey tamam mı Serdar? Tamam dadım. Sana çok güzel bir oda verdiler. Eşyalarını da yerleştiriyorlar. Burada sana çok iyi bakacaklar. Beni o katilden korusunlar yeter. Siz de o Ceren denen canavara dikkat edin. Tamam dadım. Benim sözlerimi yabana atmayın. O katil para için Ferhunde'yi öldürdü. Şimdi sıra sende. Merak etme dadım. Dikkatli olurum. Ah oğlum. Git polise şikayet et onu. Sana bir şey yapmasın. Eve baktınız mı? Hayır abi. İnsan burada nasıl yaşar ya? Temiz. Mikrop kapmadan çıkalım amirim. Hayri'yi mi aldılar? Size ne haber? Hayırlı görevler memur bey. Ne vardı? Hayri'yi biliyor musunuz siz? Niye? Özledik de. Dur şimdi. Gördünüz mü siz? Buralara geldi mi? Yok vallahi epeydir görünmedi. Görünmesin zaten. İçip içip babasıyla kavga ediyor. Mahalleli bıktı ellerinde. Gel bakalım biraz konuşalım seninle. Gel. Siz de bu adamı merkeze götürün. Anlat bakalım nasıl bir çocuktur şu Hayri? Abi vallahi hep içer, akşamları gelir. Babasını da döver. Vallahi ne... Dün Hayri ile diğerleri arasında bir şeyler sezdin mi sen? Bir bakış, işaret filan. Yok. Şimdi seçenekleri şöyle bir sıralayalım. 1. Mahmut'la Hayri ortak çalışıyor. Peki bizimkilerle bir ilişkisi var mı? Nedime de haklı mı? Şimdi kadın Ceren'i suçluyor. Avukatla paraya ihtiyacı olduğunu söylemiş. Buradan gidersek Ferhunde Hanım'ın mirası için öldürüldüğünü düşünebiliriz. Ama onu Ceren'in öldürmüş olabileceğini... işte bunu düşünemiyorum. Ne dersin, o yapmış olabilir mi? Bilmiyorum ama öğreneceğim. Ha, Ceren'le buluşacaksın. Ya buluşma demeyelim amirim. Görüşme diyelim şuna. İyi. Bir gelişme olursa sizi Madam Sula'nın yerinde bulabilirim değil mi? Sula. Hiç uğraşmayın abi, bugün burnumdan soluyor. Hoş geldin. O zaman sen gidiyor evladım. Tamam abi, ben hemen toparlıyorum. Nerede kaldın? Gözüm yollarda kaldı. Oy, yine döktürmüşsün. Deniz börülcesini de çok özlemişim. Eline sağlık. Afiyet olsun. İstediğin kadar ye. Başka masalara koymadım. Sevildiğini bil. Biliyorum. Ben mutfaktan bir şeyler daha getireyim. İyi misin? İyiyim. Seni gördüm, daha iyi oldum. Kaçırma gözlerini. Neyin var? Aman, nefes al önce. Karnını bir doyur. Nasıl olsa anlatacağım. Şimdi anlat. Biri canını mı sıktı? Sana bir şey göstereceğim. Bu ne? Bilmiyorum. Aç bak. Alışveriş torbamdan çıktı. Ya bu ne Allah aşkına? Bilmem. Mendile benziyor. Hafızanı yok mu? Acaba ben kimim? Uzak durun! Uzak durun! Yapma, çek cezanı, kurtul! Kes sesini! Yapma, uzak Burhan. Dur! Yaklaşma! Yaklaşma! Uzak dur dedim! Öldürürüm kadını! Yaklaşma! Yaklaşma! Burhan! Bak! Öldürürüm kadını! Burhan! Yaklaşma! Kes sesini! Bırak kadını, etrafın sarıldı. Yaklaşma! Yaklaşma! Neler oluyor? Dikkatini çeken tuhaf başka bir şey oldu mu? Mendilden başka. Hayır. Aman, dangalan biri şaka yaptı zar. Ha, belki de yandaki meyhaneci büyü yapmak istedi ha? Vallahi bak, bu olabilir. Hemen şunu yakayım da melaneti üstümüzde kalmasın. Yakma, bende kalsın. Ay, ne yapacaksın bu musibet şeyi ya? Sen bir şeylerden şüpheleniyorsun. Bana da söyle çabuk. Korkma Sulacığım, her şey yolunda. Çocukluğumdan beri polis olmak isterdim ama her çocuk gibi değil, hastalık derecesinde. Mutlaka bir sebebi vardır. Yüksek adrenalin diyelim. Sizin olayda da epey ilerledik. Mesajın oğlu Hayri'nin üzerine gidiyoruz. Hayri mi? İstihbarat aldık, daha önce de bu tip olaylara karışmış. Merak etme, çok yakında olayı çözeceğiz. Hiç şüphem yok. İş için aradım geri zekalı. Bir içki daha. Olur. Yok istemem. Aa, neden? 7 içti kaçtı demezsen ben gideyim Sula. Neden? Erken daha. Kahve ha? Çok yorgun. Birazdan gözüm kapanırsa kurtulamam dilinden. Bir şey demem be. Sağ ol, gideyim. Hadi. Buyur abi. Sağ ol. Tamam. Yok. Tamam beyler, bu akşam bendesiniz. Benim misafirim. Tamam. Hadi Allah rahatlık versin. Hadi. Dikkatli git. Aydınlıkta yürü. Tamam. Alo, ben Başkomiser Ahmet. Asmalı Sokağı, Madam Sula'nın yeri. Büyük bir olayı. Bu civara göz kulak olsun, tamam. İki şehri var gecenin. Biri gözümde tutuyor. Birinin dumanı üstünde, yağmur gibi çöken siste. Bana bu uykusuz şehri niye bıraktın? Göze alamadığın bir şehrin yerine bütün şehirlerdesin. Gece değil istediğin. Hayli karanlık bakışlı bir şehrin gözleriyle çarpışma hevesindesin. Gözlerini anlıyorum. Henüz başlayabileceği gözleriyle çarpışmadı kimsenin. Gözlerimizi uzaklar değil ki yalnız. Göze alamadığımız yakınlıklar da acıtır. Ve gözleri ancak gözler bağışlayabilir. Öyle acıyor ki gözlerim, kim bağışlayacak? Sis değil, uykusuzluk değil. İki uzak şehir gibi ayrılıktan kavuşmuyor gözlerim. Biri hepimizle göz göze gibi hala uykusuz. Biri sis içinde kirpiklerine kadar açık. Bu sessizliği kim bıraktıysa göremiyorum konuşkan gözlerinde tek sözcük bile. Gözlerimiz birbirine değmiyor gecenin iki şehrinde. Kimsenin kimseye gözü değmiyorsa şiir niye? Ben her gece aynı masalı anlatmasını isterdim. O da hiç uzanmadan anlatırdı. Hiç naz etmezdi. Babamı çok erken yaşta kaybettiğimiz için belki de. Onun yerine de sevdi beni. Sonra neden aranız bozuldu? Sana hiçbir konuda yardım etmemiş. Bakıyorum dersine iyi çalışmışsın. Beni de mi araştırdın? Ferhunde Hanım'ı araştırırken karşıma doğal olarak sen de çıktın. Başka neler öğrendin? Çocukluğumdan beri en ufak bir karar için babaannemin ağzına baktığımızı ha? Bunları da anlattılar mı? Öyleyse Ferhunde Hanım öldükten sonra çok rahatladın. Ne oldu? Sen beni sorguya çekmek için çağırmışsın. Lütfen dur, dur. Gitme. Yanlış anladın. Seni sorguya falan çekmek istemedim. Sadece çok hoşlandım senden. Geç oldu. Gitmem lazım. Öyleyse seni ben bırakayım. Arabayla geldim. Sağ ol. Görüşürüz. Dur. Ben de kalkıyorum. Hesap lütfen. Buradan sıkıldıysan başka bir yere gidelim. Hayır, çok yorgunum. Başka bir zaman. Bunu bir söz olarak kabul ederim. Hoşça kal. Dışarı. İnci. Ben onunla konuşurum. Bir daha yapmaz. Hoppala. Bu gece benim misafirim olacaksınız. Ahmet abi, rahatsız ettik seni. Hayır, hayır, hayır. Sen de babam gibi kokmuşsun. Kokuyor muyum? Biraz. İnci. Hemen dişlerimi fırçalayayım. Eyvah, eyvah, eyvah. Gel bakalım. Babam buraya gelmez değil mi? Senin baban normal değil ki. Hasta. Ayten tamam, uzatma, boş ver. Burası senin odan mı? Bu gece sizin odanız olacak. Vallahi olmaz. Biz salonda yatarız. Olur mu öyle şey? 40 yılın başı İncim Ercan'ım yatıya gelmiş. Onu kanapelerde yatırır mıyım hiç ben? Burada yatalım anne. Çarşafları sen değiştirirsin. Ya Ahmet abi vallahi pişman oldum ya. Yerinden ettik seni. Tamam uzatma artık. Bu fotoğraftaki karın mı Ahmet amca? Kızım karıştırmasana. Hadi Allah rahatlık versin. Size de. Bu gece gördüğün rüyayı sakın unutma. Belki evleneceğin adamı görürsün. Ben evlenmeyeceğim. Görürüz. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Adamı. Çocuk dövmek ne demek lan? Yaptığın erkekliğe sığar mı lan? Abi vallahi. Vallahi tallahi tanımam. Bir daha el kaldırırsan yemin ederim pişman ederim seni. Sürüm süründürüm haberin olsun. Anlaşıldı mı? Evet abi. Tövbe vallahi. Kalk şimdi. Kalk. Toparlan hadi. Çay bile yapmış. Ne iyi adam. Otur hadi. Anne babam uyanmış mıdır? Bilmiyorum. Okula nasıl gideceğim anne? Önlüğüm çantam aşağıda. Bakacağız. Vakit geçiyor anne. Anne babamın kızgınlığı geçmiş midir? Ha? Ağlama ya. Hala kızgınsa artık hep Ahmet amcada kalırız. Yavrum. Ahmet amca. Merhaba güzelim. Hanımlar günaydın. Çok pişmanım Ayten. İkinizden de özür diliyorum. Bir daha size el kaldırırsam ellerim kırılsın. Şimdi ayıldığın için böyle söylüyorsun. İçince yine döversin. Getir Kur'an'a el basayım. Vallahi de billahi de bir daha dokunmayacağım. Bana da söz verdi Ayten. Hadi içeri geçin de kahvaltınızı edin. Ben bardak getireyim. Geç. Alo. Söyle genç. Ne zaman? Nerede bulmuşlar? Anladım. Hemen geliyorum. Boynu kırılmış. Vücudunda ezilmedik yer kalmamış. Yani trafik kazası olmadığı kesin diyorsun ha? Defalarca üzerinden geçilmiş. Aracın cinsi? Bir kere yüksek bir araç olduğu belli. Kamyonet veya jip olabilir. Lastik izlerine bakılırsa jip olma ihtimali daha yüksek. Ceren olamaz. Dün gece benimle beraberdi. Ölüm saati belli mi? 23 civarı olduğunu tahmin ediyoruz. Ceren'le kaçta ayrıldınız? Erkendi. Kesin saati hemen söyleyeyim. ...9.35. Yeterince uygun bir saat. Hemen gidelim. Nereye? Yalıya. Seni buralarda mı bulacaktım ya? Dayı kalk. Aslan oğlum gitti. Kalk dayı. Ölenle ölünmez dayı. Oğlum gitti oğlum. Yeni yıkanmış. Lastiklerdeki çamuru temizleyememiş. Burada da ezik var. Arabayı merkeze aldıralım amirim. Sadece arabayı mı? Günaydın. Hayırdır sabah sabah? Günaydın. Ceren evde mi? Yok. Serdar'la birlikte avukata gittiler. Malum miras işleri. Girsenize. Emniyeti ara. Tamam. Merkez. Dadı nerede? Bir merhaba diyeyim. Biz Nedime dadıyı huzur evine götürdük. Ya. Artık iyice azıtmıştı. Geçen gece yine ortalığı birbirine kattı. Ceren'e kafayı takmış vaziyette. Anladım. Hay Allah ya. Bu yalıyı da ne çok severdi. Mecbur kaldık, ne yapalım? Ekipler yola çıktı. Ne oluyor, yoksa bir gelişme mi var? Var. Çok yakında her şeyi öğreneceğiz. Hmm. Haber verdin mi? Hı. Ahmet amca. Yemin ederim ben yapmadım. Ben öldürmedim. Beni tanırsınız. Böyle bir şey yapabileceğime nasıl inanırsınız ya? Bu yüzük senin çekmecelerinden birinde gizlenmiş olarak bulundu Ceren. Üzerinde maktulün kanı var. Yalan söylüyorsunuz. Doğru değil bu. Evde yapılan aramada bulundu. Yengen de şahit. Başkası koymuştur. Yemin ederim benim hiçbir şeyden haberim yok. Ne olur inanın ya. Ne olur. Ceren. Sonra devam edelim. Ahmet amca, Yiğit. Ne olur inanın ben yapmadım. Yemin ederim. Tamam sakin. Birazdan geliriz. Hayır. Ben yapmadım. Yuh olsun sana be. Yuh olsun. Perişan ettin bizi. Serdar yapma. Ya seni yakın bildik, dost bildik. Ne işler açtın başımıza ya? Hepimizi sorguya çektin, yetmedi mi? Ceren'i nasıl suçlarsın ya? Aklım almıyor. Serdar sus. Anne! Bütün deliller Ceren'in aleyhine. Hadi oradan be. Ne delili? Yüzüğü oraya sizin koymadınız ne malum? Dikkatli konuş. Ben de bunun hesabını senden sormasam ne olayım? Hırsızı bulamadın, kıza iftira ediyorsun. Serdar yeter. Bırak canım. Öyle demek istemedi Ahmet Bey. Çok üzgün, ne dediğini bilmiyor. Efendim Tuğçe. Ne olur onun laflarını kale almayın. Tamam. Güzel, hemen geliyoruz. Laboratuvar sonuçları gelmiş. Gidelim. Tampon ve lastikte bulduğumuz kan ölen çocuğun, Hayri'nin kanı kesin. Lastiklerdeki çamur da olay yerindekiyle aynı, öyle mi? Evet. Ceren'in cep telefonu kayıtlarını araştırdım. Hayri'nin numarası yok. Hayri ile telefonundan hiç konuşmamış. Ceren Hayri'yi aramamış ama Hayri kendi cebinden Yalı'yı aramış. Öyleyse Ceren önce eve, sonra buluşma yerine gitti. Evet. Ceren benim yanımdan 21.35'te ayrıldı. Eve gitti. Erken geldim. Başım ağrıyor, yatacağım. Ben bakarım. Alo? Hayri aradı. Peşinde olduğumuzu öğrendi. Köşeye sıkıştığı için Ceren'i tehdit etti. Bak karışmam, her şeyi öterim ha. Tamam, geliyorum. Ceren kimseye görünmeden evden çıktı. Buluşma yerine gitmek için yeterli zamanı vardı. Hayri para beklerken belası. Yüzük de Ceren'in odasında bulundu. En çarpıcı delil bu. Bağırıyor. Biraz fazla bağırıyor. Yani? Yani kan örneği, çamurluktaki izler, lastiklerdeki çamurun aynı olması cinayetin Ceren'in arabasıyla işlenmiş olduğunu gösterir. Ama cinayeti Ceren'in işlediğini göstermez. Yüzük? Yüzüğü de herhangi biri Ceren'in dolabına koymuş olabilir. Evdeki biri. Asıl delil burada gizlenmiş gençler. Gizlenmiş, sessiz sessiz bize bakıyor. Ara Ceren'i, serbest bıraksınlar. Ama niye? Ara dedim. Asıl işimiz bundan sonra başlıyor. Taksi. Alo. Katil. Kimsin sen? Ben Mahmut. Çıkaramadım, hangi Mahmut? Öldürdüğün Hayri'nin babası mezarcı Mahmut. Ne diyorsun sen ya? Bu işten yırtacağını sandın değil mi? Yok öyle ama. Senin saçmalıklarını dinleyecek değilim, tamam mı? Oğlum bana her şeyi anlatmıştı. Cesedin yerini biliyorum. Biliyor musun? Evet. Polisin de bilmesini istemiyorsan yarın öğleye kadar 10 milyarı hazır et, telefonumu bekle. Ne? Alo. Alo. Sağ ol Mahmut. Ciğerim yanıyor, ciğerim. Gitti aslan gibi evladım. Hayırsız derdim, hayta derdim, geçinemez, hırlaşıp dururduk. Çok üzdü beni. Ama en çok da şimdi üzdü. Allah sabır versin. Bu acılı halinle sana böyle bir şey yaptırdığımız için özür diliyoruz Mahmut. Oğlumu katilini bulmaya yarayacaksa... Biliyorum. Senin için çok zor olacak ama bir telefon daha etmen lazım. Ne diyeceğim? Dinlemedeyiz. Yola çıktı, tamam. Anlaşıldı, tamam. 82-26, 82-26. Şüpheli Eyüp istikametinde ilerliyor. Tahminen Eyüp mezarlığına gidiyor, tamam. 82-26, beni duyuyor musunuz, tamam. 82-26, anlaşılmadı. Tekrar et, tamam. Şüpheli Eyüp mezarlığına doğru ilerliyor. Park mı burası? Şu flaşörleri kapatın. Araçları çekin buradan. Çabuk. Flaşörleri kapatın. Araçları çekin. Orta noktada bekliyoruz. Sessiz olun. Çabuk. Çabuk. Siz bu taraftan, siz de bu taraftan. Hadi dal. Hadi geçmiş olsun. Şerefe, güzel diye. Şerefe. Mersi. Oh be. Günlerdir ilk kez ağzımın tadı yerine geldi. Bir sonraki göreve kadar rahatsınız hadi. Bu seferki futbol maçı gibiydi valla. 90 dakikanın sonuna kadar top gitti geldi. Peki... Ne istemiş o mendobur herif annesinden? Para. Gözü kör olsun. Son zamanlarda Serdar borsada çok para kaybetmiş. Borçlarını ödemek için annesinden sürekli para çekmiş. Ama Ferhunde Hanım bir gün isyan edip musluğu kapatınca... ...tefecilerin kucağına düşmüş salak. Borç büyümüş de büyümüş. İşin içine başka adamlar da girmiş. Serdar'ı ölümle tehdit etmişler. Serdar sıkıştıkça annesini de sıkıştırmış. Evi satmaya zorlamış. Ben ölmeden asla bu ev satılmayacak. İşte o kadar. Annesinin eceliyle ölmesini bekleyecek kadar vakti yokmuş gördüğünüz gibi. Ferhunde Hanım'ın her gece içtiği süte ilaç katmış. Ferhunde Hanım'ın almaması gereken bir ilaç. Aslan oğlum. Ellerin dert görmesin. Dadısının bir tanesi. Oh. Dadısının bir tanesi. Biz ne oluyoruz peki? O ilk göz ağrısı. Ben tekne kazıntısı. Gideyim de babaannem şefkat göstersin bana. Ah, dur daha balını koymadım. Ben hallederim. Of. Oh. Sütü Ceren götürünce işine gelmiş tabii. İlaç birkaç saat içinde etkisini göstermiş. Sabah tadı kahvaltısını getirdiğinde hanımın ölüsüyle karşılaşmış. Ay adama bak. Evlerden ırak, cehenneme direk. Ne soğukkanlıymış bu be. Öyle kalamadı ama. Nedime dadı ortalığı ayağa kaldırınca karakol, polis falan bunun da eli ayağına dolanmış. Nedime'nin söyledikleri ciddiye alınır da ceset incelenir diye mezarın yerini değiştirmiş. Bu konuda Hayri'nin yardımlarını unutmayalım. Bu cani olayı yeğeninin üstüne atmaya çalıştı, öyle değil mi? Evet, eğer bizi inandırabilseydi ki ben inanmıştım, Ceren'in miras payının da üstüne yatacaktı. Bir taşla iki kuş. Peki katilin Serdar mendeburu olduğunu nereden anladınız? Ölen çocuğun cebinde bulduğum bir izi sürdüm. Hadi artık kaybol. Bir dakika. Bir şey unutmuyor musun? Ha, tamam. Ağzını sıkı tut, ömrüm boyunca ihya ederim seni. Ya bırak ya, merak etme. Artık akraba olduk diye bakıyorum olaya. Hayri'nin cebinde bulduğumuz para bandrolünde Nişantaşı şubesi yazıyordu. Serdar'ın da ofisi Nişantaşı'ndaydı. Bankaya gittiğimizde hesabın ortak olduğunu anladık. Yani Ceren de mi ortakmış? Evet, ve hesaptan yüklü miktarda para çekildiğini öğrendik. Zavallı kadın cesedinin nakil işleminin parasını bile ödedi yani. Kahve? Olur. Tuğçe, kahve? Yok sağ olun, ben izin istesem ayıp olur mu? Daha erken. Sula için hep erken. Çok yorgunum, eve gidip yatacağım, dökülüyorum. Hay Allah, benim yüzümden. Buraya kafa dağıtmaya geldiniz. Ben konuştukça cır. Sen nereye? Seni bırakacağım. Yok istemem, ben giderim. Aa. Götürsün işte. Gece vakti tek başına olmaz. İyi peki, her şey için çok teşekkür ederim. Her zaman beklerim. Getir bu güzel kızı buraya. Tabii. İyi geceler. Unutma, ikinizi de bekliyorum. Her şey çok güzeldi, çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Mendillerdeki kanlar aynı. Şimdilik bu kadarını söyleyebiliyorum ama araştırmaya devam ediyorum. Haberiniz olsun. Ne oluyor? Yok bir şey. Benden gizli yani. Olmaz mı? O kadar yani. Peki öyle olsun. İyi geceler. Hadi görüşürüz amirim. İyi geceler. Dikkatli kullan. Merak etmeyin. Ha? Anlatıyordun. Hesabı alabilir miyiz? Benim de kalkmam lazım. Ay çok fenasın. En heyecanlı yerinde bıraktın. Az sonra. Ahmet. Hesabın ortak olduğunu öğrendiğimizde yapılacak tek iş ikisine de olta atmaktı. Biz de attık. Yani son ana kadar Ceren de şüpheliydi, öyle mi? Evet, bu işi birlikte planlamış olabilirlerdi. Ölen çocuğun babasına her ikisine de telefon açtırdık. Sanki Mahmut da işin içindeymiş gibi blöf attı. Katil. Her şeyi biliyorum. Kimsin sen? Ben Mahmut. Mahmut arayınca tam düşündüğüm gibi delili yok etmeye karar verdi. Ferhunde Hanım'ı tekrar bilinmeyen bir yere gömecekti yani. İki planlı cinayet. Ay içim daraldı. Kendin kaşındın. Biraz yürürsek açılırız. Hadi. Mehmet, sen buraları toplayıver. Biteceğini bile bile bu aşka başlama. Fazla kaçırmışım bu gece. Açık hava iyi geldi. Biraz serinlemiş ama. Ay. Ne oldu? Ah şeytan geçti. Üşüdüm birdenbire. Keşke kestirmeden gelmeseydik. Bütün İstanbul'u böyle dolaşabilirim. Ne güzel kadınsın sen. Seni sevdikçe güzelleşiyorum. Allah cezanı versin seni. Adamı misafir. Korktun mu Madam Sula? Kimsin sen? Eski sevgilisi Burhan'ın oğlu. Önce babamı bizden çaldın. Sonra onun katiliyle beraber oldun. Dur oğlum dur. Senelerdir duruyorum zaten. Babamı öldürdün. Kanlı mendiliyle yetimhanelerde süründüm. Siz onu unuttunuz ama ben onu unutmadım. Öyle değil, konuşalım. İkiniz de öleceksiniz.